Arkasından kesim halindeki arkadaşlarımızla bayramlaştık. Sinop'ta vali bayramlaşmasına, il teşkilatımızın bayramlaşmasına katıldık. Tekrar Boyabat'a döndük. Boyabat'ta ve Duran'da amcalarımızı, halalarımızı, dayılarımızı, teyzelerimizi birinci günü aradan çıkartalım. Onların ellerini bayramlayalım istedik. İkinci gün Ayancık ve Erfelek köylerimizden 5 köyümüzün ortaklaşa düzenlediği Kurt köyündeki şenliğe katıldık. Oradan çıktık, Akbaş ve Sazlı köylerimizin Sinop merkezde düzenlediği güreş etkinliklerine katıldık. İkinci gün Erfelek'e geçtik. Erfelek'ten Aksu Yaylası'nda Sarı Ağaç Çaylı ve Yeşilyurt köylerimizin düzenlediği şenliğe katıldık. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında tuğla fabrikalarında çalışan kardeşlerimiz akmışlar, köylerine gelmişler, oradan Aksu Yaylası'na çıkmışlar ve Yaylı'da muhtarım burada, Sinan muhtarım burada muhteşem bir şenlik düzenlemişler. O şenlikte onlarla beraber olduk. Aksu Yaylası'ndan çıktık. Bu sefer Durağan'ın Tekir Yaylası'na geçtik. Tekir Yaylası'nda da yine Karakucak güreşlerinde Durağan'ımızın Çorlu'da, Çerkezköy'de, Kapaklı'da, Tekirdağ'da yaşayan gurbetçilere koşmuş gelmiş. Biz de onlarla beraber olduk. Bu sabah da Ya Allah Bismillah dedik, yola çıktık. Dikmenimizin 5 köyünün, 5 muhtarlık bir köyünün onların tarif ettiği Serbest köyünde şenlikleri vardı. Orada hemşehrilerimizle beraber olduk. Dikmen'den Durağan'a geçtik. Cuma namazını Durağan'da kıldık. Cuma namazı için hemşehrilerimizle bayramlaştık. Oradan Sarayüzü ilçemize geçtik. Sarayüzü ilçemizde Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'nun katkılarıyla yapılan kültür merkezimizin açılışını yaptı. Muhteşem bir kültür merkezini Sarayüzü'ne kazandırdık. Ve hemen kültür merkezinin bitişiğinde bir şehir parkı. Onu da Çorum Belediye Başkanımızdan rica etmiştik. Sağ olsun bizi kırmadı. Esenler Belediye Başkanımız gibi. O parkı da Çorum Belediye Başkanımız yapmıştı. Oranın açılışını yaptık. Oradan da koşarak buraya geldik. Buradan da inşallah akşam Uluköy'e geçeceğiz. Uluköy'deki hemşehrilerimizle beraber olacağız. Yarın da Gerze ve Dikmen programlarımız var. Niçin bunları sizlere anlatıyorum? Bana bir arkadaşımız dedi ki, yeni teşkilat mensuplarımızdan bir kardeşimiz latif olarak dedi ki, ya vekilim dedi, bayramın her saatini, her dakikasını doldurarak geçiriyorsun. Bir iki tane program iptal etsen, bu kadar yorulmasan dedi. Ben de dedim ki, biz bir iki program iptal edersek sandık milletin önüne geldiğinde bu millet de bizi iptal eder dedi. İnşallah biz bulduğumuz her fırsatta, yakaladığımız her imkanda, her dakikamızda, her saniyemizde, her saatimizde sizlerle beraber olmaya, sizlerle birlikte yol yürümeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah. Çünkü gücümüz sizlersiniz. Gücümüz teşkilatımız, gücümüz muhtarlarımız, gücümüz milletimiz. Sizden aldığımız bu güçle bu hizmetleri yapıyoruz. Biraz önce belediye başkanımız birkaç hizmeti saydı. İlçe başkanımızla başka birkaç hizmeti saydı. Aslında belediye başkanımızın saydığı hizmetlerle ilçe başkanımızın saydığı hizmetleri toplasak şu anda Boyabat'ta devam eden yatırımlarımızın yarısı bile yetmiyor. Eksik saydılar. Ben geçenlerde kent konseyinin toplantısında slide eşliğinde tek tek yapılan bütün yatırımlarımızı, başlama tarihi, bütçesi, bitiş tarihi şu anda geldiği aşamayla birlikte kent konseyinin üyelerine tek tek anlattım. 40'ı aştığım proje şu anda Boyabat'ta devam ediyor arkadaşlar. Siz bunların bir kısmını görmüyorsunuz. Mesela biraz önce ilçe başkanımız söyledi. Spor salonu. Eski ayakkabı fabrikasının üstüne. DSE tesisleri var ya. DSE'nin olduğu yerin üstüne. Arkadaşlar muhteşem bir spor salonumuz yapıldı. Açılışını yapacağız. Bir kişilik. İçerisinde başka küçük salonların da olduğu bir spor salonu. Geçenlerde gururla sizlerle paylaştım. İnanın ilk öğretim okulumuz. Ferhat Başkan bilir. Boyabat'a her geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki ya şu Boyabat'ta bir sosyal tesise ihtiyacımız var. Bu kadar tarihi binamız var. Bu kadar zenginliğimiz var. Bu zenginliklerden bir tanesini alıp hemşehrilerimizin hizmetine ve Boyabat'a dışarıdan gelenlerin hizmetine sunmamız lazım. Projemiz onaylandı. Projeyi görmüşsünüzdür. Bahçesi, bahçe peyzajı, İnanın İlkokulu'nun o tarihi dokusuyla muhteşem bir öğretmeni oraya yapacak. Mehmet Yetiş Başkan'ın halk eğitimi öğreniminden, daha doğrusu oradaki kursların Boyabat'ın tarihi geleneksel sanatlarıyla bağlantısından bahsettik. İnşallah çok kısa süre içerisinde
Oradaki halk eğitim merkezi binamız, hemen onun yanındaki mevcut öğretmen evi binamız yıkılacak ve oraya yine Boyabak mimarisine uygun bir şekilde İnönü İlköğretim Okulu'ndan yüksek olmayacak ve onun tarihi dokusunu bozmayacak bir güzellikle bir halk eğitim binasının yatırım programını aldırdık, yapılacak ve inşallah o bina yapıldığında eğer o binayı işletmeyen birisi varsa millet bizi nasıl sandık öyle konumunda biz çalışmıyorsak, iptal ediyorsak biz de onu iptal edeceğiz. Bunu da herkes böyle bilsin. Allah'ın izniyle Boyabak'ımızı nakış gibi dokuyoruz. Kasaplar Çarşısı'nı görüyorsunuz. Bitmek üzere. Eski belediye binamız. Belki de şu salonda görelim. Birçoğunun nikahı var mı yapmışsınız? Doğru mu Mehmet Başkan? Nikah salonu vardı orada. Belediye binamız oradaydı. Tarihi Kasaplar Çarşısı oradaydı. Senin nikah orada mı yapıldı yoksa başkan? Orada belediye binasında. Kasaplar Çarşısı'nı da şimdi belediye başkanımız restore ediyor. Ama Kasaplar Çarşısı'nın restorasyonu tek başına bir anlam ifade etmez. Tarihi orta çarşımız. Bakın biz buraya müzeler genel müdürünü getirdik. Çevre şehircilikten sorumlu genel başkan yardımcımızı getirdik. Birçok arkadaşımızı getirdik. Numan Kurtulmuş, o günkü Kültür ve Turizm Bakanımız, şimdiki genel başkan vekilimizi bu çarşıya getirdik. Eşiyle beraber Şekerci Mehmet amcayı bulmuşlar da eşi. Efendim bizim Boyabak tezmemizi bulmuş, elbaşları bulmuş gelmeden önce. Boyabak'ımız böyle zengin bir yer. Ve o tarihi orta çarşıyı gördüklerinde bana dediler ki Türkiye'de böyle canlı yaşayan bir çarşı yok. Bu çarşıda hem tarih var hem hayat var. Çay mahallemiz Abdurrahman Hocam yıllardır söyler. Kalenin dibinden çay mahallesinden orta çarşıya bağlanan bir ekim pazarına bağlanan yürüyüş güzergahı. Şu anda arkadaşlar orta çarşının restorasyonuyla ilgili planlar, projeler yapılıyor. Allah'ın izniyle Boyabak, Safranbolu'dan, Göylük'ten, Ludur'dan, Parakçı'dan farksız ve hatta daha turizm açısından güçlü bir ilçe haline gelecek. Bunlar hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Yine doğalgaz. Boyabak'ın her geldiğinde bana hararetle sorduğu doğalgaz. Özellikle bacılarının, kadınlarının kuva taşımaktan, kömür pisliği temizlemekte, İç kurum derdinden kurtulmak isteyen kadınlarımızın her geldiğinde bana sordu bu ağız. Geçen gitti Çukurhan Yaylası'na. Elinle bir düşenle bir yerinde denetlemek, yerinde incelemek için Çukurhan Yaylası'na kadar çıktık. 47 kilometrelik hattan geliyor bu ağız. Bir, önce harita etütle kamulaştırma ihalesi yapıldı ve süreci tamamlandı. İki, yer testini yapıldıktan sonra 47 kilometrelik hattın temizlenmesi yapıldı. 3, 10 kilometrelik hat şu anda 1.7 metre derinliğinde kazıldı. 4, 30 kilometrelik boru esneme kabiliyeti olan doğalgaz borusu kaynatıldı. 5, şu anda kaynatılan bu borular eşyen bu çukurlara kapatılıyor, dolduruluyor. Bir taraftan da 10 kilometrenin üzerine açılması gereken çukurlar açılıyor. Evdeki gibi kar yağmadan, kış gelmeden bu hat çalışmasını bitirmek için gece gündüz oradaki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biz de Ankara'dan gerekli tatil yapıyoruz. Herhangi bir tutarlılık oluşmasın diye yapmamız gereken bir tatil varsa onu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Askeri şubemiz. Birçoğumuzun askere gitmeden önce muamelemizin yapıldığı o tarihi binamız var ya, boşaltacağız orayı. Askeri şubesi çıkacak. Şimdi yaptığımız meydan projesinin içerisinde bir yer verecek zaten. Askeri şubeleri gereksiz hale geliyor. İnternet üzerinden bu işlemler yapılabilecek. O askerlik şubesinin içi, askerlik şubesinin bahçesi, o bahçeden Boyabak Kalesi'nin muhteşem görüntüsü. Bahçeden bakanlar Boyabak Kalesi'ni seyredenler bilir. Orası bir sosyal tesis olarak Boyabak'ımıza kazandırılacak o tarihi bina inşallah. Bunları niye anlatıyorum size? Elimizde muhteşem bir zenginlik var. Tarih var, medeniyet var, kültür var. Ama üstünü örtmüşüz. Çocukluğumuzdan hatırlıyorum. Şu binalar yansa da bir apartman diksek diyordu. Şimdi elimizde kalmış 200 civarında binanın ne kadar büyük bir kıymet olduğunu toplum olarak yeni yeni anladık. 200 civarında tescilli binamız var. Bu binaların kazandırılması lazım. Hayal kurması lazım. Bunun için de belediye başkanımızla beraber çalışıyoruz. Bir başarı varsa bu başarının sırrı birlik ve beraberliktir arkadaşlar. Eğer ilçe başkanı bir tarafa çekerse, belediye başkanı başka bir tarafa çekerse, milletvekili de bambaşka bir tarafa çekerse
orada rahmet olmaz, bereket olmaz. İlçe başkanımızla, belediye başkanımız Şerif Çakıcı kardeşimizle biz el ele kol kola ufak tefek problemlerle uğraşmak yerine büyük hedeflerle, büyük projelerle Boyabat'ın geleceğiyle uğraşıyoruz. Geleceğini kafamıza takıp mesele edip onunla yardım onunla kalkıyoruz. Belediyemizin hizmetleri görüyorsunuz. Mahalle aralarında yapılan yollar, meydan projesi, biraz önce başkanımız anlattı. 57 metrelik kule, restorantıyla, kafeteryasıyla, 360 derece Boyabat'ın her tarafını seyredeceğimiz bir kule yapılıyor oraya. Teleferik projesi. Şefik Başkan'ı yanımıza aldık. Bir önceki valimiz Hasan İpek'i aldık. Kalkınma Bakanımıza gittik. İptal ettiler bizim projemiz önce. Dedim ki bak Sayın Bakanım, Boyabat senin bildiğin ilçelerden birisi değil. Burası bir tarih kenti. Burası bir medeniyet kenti, bir kültür kenti. Bu teleferik projesi Boyabat'a lazım. Sağ olsun valimiz de orada gerekli desteğimizi sağladı. Ve belediye başkanımız projelerini sundu. Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle Kale Bağı'ndan Kırkkızlar'a teleferik, Kırkkızlar'ın tepesinde bir seyir terası, lokantası, kafeteryasıyla beraber muhteşem bir eser Boyabat'a kazandırılacak. Topalça, çocukluğumuzun Topalça mı? Gidip geldiğimiz Topalça, mezbelelik halde. Olmaz, kabul edemeyiz. Yakışmaz. Oraya önce bir tesis yapılmıştı. Kötü kullanımın sonucu olarak Topalçam'a ailelerimiz gidemez oldu. Kabul edemeyiz bunu. Tabiat alanı ilan ettirdik. Doğa koruma ve milli parklara. Şimdi proje çalışması yapılıyor. Aynen Hamsilos'taki gibi, Akliman'daki gibi harika bir tabiat alanı projesi Topalçam için yapılacak ve orası Boyabatlı'nın hizmetine sunulacak arkadaşlar. Bütün bunları söyledikten sonra son söyleyeceğim şey şu. Biz işimize bakıyoruz. Trump kim? Hocam ne güzel söyledi ya. Hocam ne güzel söyledi. Abdurrahman Hocam. Ağustos'ta Malazgirt'ten Trump'a sesleneceğiz. Şimdi de Boyabat'tan sesleniyoruz. Niye 26 Ağustos'ta Malazgirt'ten sesleniyoruz? 1071'de biz bu kapıları İslam'a açtık. 1071'de. Ne zorluklarla karşı karşıya geldik. Ne badirelerle karşı karşıya geldik. Ne saldırılarla, ne ihanetlerle karşı karşıya geldik. Ama inandık, milletçe birbirimize kenetlendik. Her türlü saldırıyı liderlerimizin peşinde püskürtmeyi bildik. Bugün Recep Tayyip Erdoğan demek 1071 demektir. Alparslan demektir. Anadolu'nun kapılarını bize açan, İslam'ı açan Alparslan demektir. Recep Tayyip Erdoğan 1453 demektir. Ulubatlı Hasan, Fatih Sultan Mehmet Han demektir. Recep Tayyip Erdoğan 30 yıl dünyanın bütün büyük devletlerinin her türlü hilesine, her türlü desisesine rağmen birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamış Abdülhamit Han-ı Saniye demek. İkinci Abdülhamit Han demektir. Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale demektir. Kutulamara demektir. Menderes, Özal, Erbakan demektir. Recep Tayyip Erdoğan millet demektir arkadaşlar. Hocamın dediği gibi onlar bizi türedi. Geçmiş olmayan, kendileri gibi bizim bir yemek vaktimiz kadar tarihler olan bir millet zannediyorlarsa dönüp Çanakkale'ye baksınlar. Hani hey 15'li, 15'li Tokat yolları taştı diyorduk ya biz. O bir sanki oyun havası, oyun türküsü gibi ama 15'li çocukların bu ülkeyi korumak için, bu toprakları korumak için, bu milleti ilelebet baki kılmak için Çanakkale'ye nasıl koştuğunun türküsüdür. Yemen türküsü. Yemen illerinde bayrak inmesin, ezan dinmesin diye nasıl koşarak gittiğimizin türküsüdür. İstiklal Marşı. Bu milleti köleleştirmek isteyenlere, bu milleti esir etmek isteyenlere ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyerek nasıl bağımsızlığa tutkulu olduğumuzun şiiridir, bestesidir, destanıdır. Gerekirse bu millet tekrar her şeyi seferber edip bağımsızlığından ödü vermeden bu bayraklar inmesin diye, bu ezanlar dinmesin diye, bu Kur'anlar susmasın diye, ayaklarımızda gavurun prangaları olmasın diye ne düşüyorsa üzerine her türlü fedakarlığı her zaman yapar. Yapıyor da elhamdülillah. 15 Temmuz'da bunu çok açık gördük. Çok net gördük. Siz meydanlara koştunuz, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koştuk.
Geçen Sinop'ta 15 Temmuz gecesinde söyledim. Birinci meclisin Sinoplu milletvekilleri vardı. Yusuf Kemal Tengişek vardı. Şerif Bey vardı. Abdullah Karabina vardı. Rıza Nur vardı. Onlar nasıl Polatlı'da top sesleri duyulurken birinci mecliste milli mücadeleyi yönettilerse biz de 15 Temmuz'da meclise koşarak gelen milletvekillerimizle beraber tıpkı birinci mecliste olduğu gibi milli egemenliğe sahip çıkmak için bombaların altında orada olduk. Sizler sokaklara sığmadınız, caddelere sığmadınız. Trump'ın bizi ekonomik krizle terbiye etme cüreti sadece bizim gülüp geçeceğimiz bir şey. Allah'ın izniyle bu millet yoktan, yokluktan çıkmış, kırdıktan çıkmış, Yunanların tarumar ettiği bir Anadolu'dan bambaşka bir Türkiye inşa etmiş. 2002'den bugüne kadar da AK patronlarla beraber yepyeni bir Türkiye kurmuş bir millettir. Ve bu millet kendisine tuzak kuranlara karşı birliğiyle, beraberliğiyle her türlü cevabı her zaman verecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir oldunuz, beraber oldunuz. Yaşanan bu ekonomik problemin Türkiye'nin kendi ekonomik dengelerinin bir sonucu değil. Türkiye'ye 15 Temmuz'da gezi olaylarında 17-25 Aralık'ta yapmak istediklerini yapamayanların oyunu olduğunu gördünüz. Felasetinizle, basiretinizle bu oyunun karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında dik durdunuz. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak, onunla yol yürümek, onun liderliğinde bir Türkiye'de vatandaş olmak bambaşka bir şey. Durmak bilmiyor, yorulmak bilmiyor, millet aşkıyla, millet sevdasıyla her yere koşuyor. Bir bakıyorsunuz bir garibin sofrasında, bir bakıyorsunuz bir fakirin evinde, bir bakıyorsunuz gençlerin bir öğrenci yurdunda, bir bakıyorsunuz reis çaya gel diyen birisinin evine çay içmeye gitmiş. Biz de ne kadar ona yaklaşabilir, onun yaptıklarını örnek alabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bir kere daha ve son olarak söylüyorum. Her şey bitecek. Ben 26. ve 27. dönem milletvekiliyim. Hocam 23. dönem milletvekili. Mehmet Başkan'ın önceki dönem belediye başkanımız. Bütün makamlar hiçbirimize baki değil. Hepsi bitecek. Rozetlerimiz düşecek, koltuklarımız gidecek, ünvanlarımızı kaybedeceğiz. İki tane şey bizimle beraber olacak. Milletin duası, Allah'ın rızası. Eğer kabre girerken bunu kazanabilmişsek ne mutlu bize. Milletin duası, Allah'ın rızası tek hedefimiz. Bayramımız mübarek olsun. Allah hepimizden razı olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.